Sevdam için. Sen bilirsin Erkan Ağa. Bizim için fark etmiyor. Güle güle. Güle güle Erkan Ağa. Memur. Yat yere. Yere yat. Yat yere. Eğ kafanı. Yat yere. Kaldırma. Kaldırma kafanı. Komiserim iyi misin? Arkadaşlar tamam, silahlı çatışma bitti, gelin buraya. Ambulans çağırdınız. Çağırdı komiserim. Al silahı, bu yaralı, bunu kelepçeleyin, öbürünü bana bırakın. İşimiz bitmedi Erkan Ağa. Hadi yürü. Bitmedi. Koşma yürü. İyi misin? İyiyim. Biraz başım dönüyor, sağ ol. Sen gelmesen bunlar beni çoktan... O kızı bir daha üzersen karşında beni bulursun demiştim sana Erkan Ağa. Ben buraya kimseyi üzmeye gelmedim. Bunlar benim kanlarım. Töre için, dava için düşmüşler peşime. Bir bak bakalım etrafına. Bir baksana, burası senin köyüne benziyor mu? Benziyor mu? Bence hiç benzemiyor. Ne muhtarın eşeği var, ne de ortalıkta tavuklar filan var, değil mi? Onun için senin ağalığın da, tören de, düzenin de, davan da burada sökmez, anladın mı Erkan Ağa? Ama gözyaşı burada da, sizin orada da ayda bile aynı gözyaşı bana sorarsan. Çoğu zaman ağlayandan çok onu seyredenin için yapar. Ve ben Zeynep'i ağlarken o kadar çok gördüm ki. İçindeki ateşi gözyaşlarıyla söndürmeye çalışırken o kadar çok gördüm ki. Onun için sana yemin ederim. Bir daha o kızın gözlerinden bir tek yaş damladığını görürsem yere. Dudaklarında bir tek ah görürsem. Hepsini senden bilirim, aklında olsun. Anladın mı? Gelin alın bunu. Önce hastaneye götürün sorgusunu, daha sonra ben yapacağım. Baş üstüne komiserim. Hadi yürü. Bir dakika. Arkadaş. Bundan sonra eğer bir Zeynep yüzerse... senden önce beni bulur karşısında. Merak etme. Yarın bol bol anlatırsın planlarını sorguda. Hadi götürün. Hemen komiserim. Olan ne biliyor musun Zeynep? İstanbul'a, yani buraya ilk geldiğinde az önce olanları görmek için canını vermeye hazırdın. Şu yılanı kuyruğundan bir tutsam, alnına silahı bir dayasam, onu hapislere bir tıksam diye fır dönüyordun elinde bavulunla İstanbul'un bilmediğin sokaklarında. Yılandan intikamımı aldığım gün bayram olacak diyordun. Yılandan intikamımı aldığım gün tekrar doğacağım, tekrar Zeynep olacağım. Öyle geçeceğim köyün meydanından diyordun. Oldu işte istediğin. Az önce Memoli senin için tuttu yılanı kuyruğundan. Senin için gönderdi onu layık olduğu yere. Aldı yılandan bütün intikamını. Zor da olsa her şey istediğin gibi gelişti. Benim anlayamadığım... sen hala niçin... ve kimin için ağlıyorsun Zeynep? Merhaba Belkin. Çok uzun zaman geçti, biliyorum. Çok büyük acılar çektiğini de biliyorum. Ama bugün senden af dilemek için geldim buraya. Anlatacak, açıklayacak o kadar çok şey var ki. Yok, bu çok soğuk oldu.
Aşkım. Merhaba. Biliyorum, tam 20 yıl oldu. İkimiz de... Bu da iyi olmadı. İçeride misiniz efendim? Siz miydiniz Müfit Bey? Çabuk içeri girin. Kusura bakmayın efendim, haber vermeden geldim. Uçak biletlerinizi getirdim. Haberler bu defa iyi efendim. Buna çok şaşırdım işte. İyi bir haber almayalı o kadar uzun zaman oldu ki. Uçak biletlerinizi size çıkacak yeni pasaportlardaki yeni isimlere uygun olarak hazırladık efendim. Harika. Yalnız Türkiye'den çıkana kadar ekonomi sınıfında uçmak zorundasınız. Fazla göze batmamanızda fayda var. Bütün kapılarda sizi arıyorlar biliyorsunuz. Çok iyi düşünmüşsünüz Müfit Bey. Sağ olun efendim. Avrupa içerisinde 3 kez uçak, 2 kez de kimlik değiştirerek en sonunda malum ülkeye varacaksınız. Ondan sonra bir tek ben bileceğim nerede olduğunuzu. Siz benimle kontağa girmediğiniz sürece ben sizi aramayacağım. Başka bir deyişle yeniden yok olup sadece bir hayalet olacaksınız. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Ya, tıpkı eski günlerdeki gibi değil mi Müfit Bey? Belgin Hanım'ın biletleri de burada efendim. Ne olur merakımı bağışlayın. Onca yıl aradan sonra Belgin Hanım'ın sizinle gelmek isteyeceğinden emin misiniz Sinan Bey? Gelse ne güzel olur değil mi Müfit Bey? Gelse ne güzel olur. Günaydın Jim, merhaba. Hadi gir abicim, bu saatte hiç sırası değil. Hadi sen yürü. Uğraşamam seninle. Ömer'le? Zeyno? Biraz konuşalım mı? Konuşalım da... Niye burada buz gibi taşlarda oturuyoruz? İçeride gayet rahat ve yumuşak bir kanepemiz var biliyorsun. Tamam kabul. Bazen altından çürümüş elma, kaderine terk edilmiş bir toz çıkıyor ama... Yine de mideyi üşütmekten iyidir bence. Yok yok, öyle iyi. Çok lafım yok zaten diyecek. Sen bilirsin. Sana sağ ol demek istedim sadece. Sağ ol mu demek istedin sadece? Geldiğim ilk günden beri... Tek bir dileğim, tek bir amacım vardı şu hayatta. O da Memoli'nin keçilerini bir daha yakalanmamak üzere tamamen kaçırtmaktı değil mi? Ha anladım. O ikinci sırada tabii. Birincisi durduk yerde başa iş açma dalında dünya ve olimpiyat birincilikleri geliyordu herhalde. Allah rahatlık versin. Dur sustum. Söz sustum dinliyorum söyle. Sen aslında biliyorsun ne diyeceğimi. Biliyorum köylü kız. En sonunda dileğin gerçekleşti işte. Yılan kuyruğundan yakalandı. Ait olduğu deliğe girdi. Yarın ifadesini alırken göreceğiz suçu neymiş. Hapsi de boylarsa uzun bir süre kurtulmuş olursun ondan. Her şey için sağ ol. Sen olmasan, sen yardım etmesen bunların hiçbiri olmazdı. Sağ ol. Şimdi ne olacak peki? Köye döneceğim. Yine gelinliğini giyeceksin. Köyün meydanından öyle geçeceksin. Herkese yılanın nasıl kuyruğundan yakaladığını, onu nasıl hapse attırdığını anlatacaksın. Yeniden Zeyn olacaksın. Evet. Peki ondan sonra ne olacak köylü kızım? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.